torpil veya adam kayırmacılık ya da siyasi referans, adına ne dersiniz deyin, iş dünyasında yaygın bir kavram. İnsan kaynakları uzmanları, yöneticiler bu konuda konuşmaktan kaçınsa da, torpil küçük büyük tüm şirketlerde veya devlet kurumlarında çok sık karşımıza çıkabiliyor. Kardeşim var. Bir tanıdığım falan var mı diye şarttılar. Daha yeni bir işe girdi. Ama yoktu. İşi almadılar o yüzden. Hatta bayağı bir yer gezdik. Tek bir yer aldı. İşini gördürebilmek için illaki torpil lazım. Bu her yerde böyleydi zaten. Biz küçükken de öyleydi. Benim babam bile kepçe operatörlüğünden emekli. O bile torpille girdiydi yani. Şu anda bizde yani ama torpil bana da olsa ben de uyarım. Hani ben torpilsiz bir yere gelmem demiyorum yani. Ben de uyarım bu Kur'an. Halk arasında sıkça duyulan ve türküleri de konu olan Ankara'da dayın mı var sözü bu durumu özetler nitelikte. Şimdi adam okuyor 400 puan alıyor, bir yere giremiyor, adam okuyor 350 puan alıyor. Ankara'da orada burada dayısı var. Adam torpille işe giriyor abi. Vatandaşlara ülkemizde torpil olmadan iş bulmak mümkün mü diye sorduk. Kimi vatandaşlar torpil olmadan iş bulmanın mümkün olmayacağını söylerken bazı vatandaşlarsa iş bulmanın mümkün olduğunu söyledi. Kurumsal olarak devleti düşündüğün zaman işime yarayan elemanı alacağım. Haklı. Ama öğrenci açısından düşündüğün zaman biraz haksızlık oldu kesin. Çok zor. Çünkü arka taraf kalın olduğu sıra yani geniş olduğu sıra bu milletin en müdahisi olduğu sürece zor. Torpilsiz sırası gelen hakkı olan işe girsin. Ama torpilli şeylerde duyuyoruz ama ben buna da pek inanmıyorum yani az, çok az. Bu işe alışmış kişiler var. Bunlar devamlı o yönden torpilsiz iş olmaz diyorlar. Yani bir yere yürüyecek, onu illa torpille yapmak isteyen şahıslar var. Bunlar da yapmasalar herkes kendi hakkına razı olsun. Bence yanlış bir şey ama torpil yapıyorlar ya. Kaçınılmaz yani. Yani bu da şey hakkını yiyorlar adamı. Mesela benim yerde çalışıyorsam benim hakkım değilse adam beni sokabiliyor yani, size onu yapabiliyor. Bu gidişle hayır. Adamın olmadı mı yürümüyor yani, bu her meslekte her iş için geçerli. Bu Türkiye'de alışılagelmiş bir şey olmuş artık. Hangi hükümet gelirse gelsin, ne taraf hangi parti gelirse gelsin bu tür şeyler illaki oluyor. Mikrofonlarımıza konuşan üniversiteden yeni mezun olmuş bir gençse torpili olmadığı için iş bulamadığını, aynı sorunun yeni mezun olan öğrencilerin de yaşadığını söyledi. Üniversiteyi bitirdim, dış ticareti bitirdim. Adliyede mülakatlara girmiştim. Mülakatlarda işte torpilim olmadığı için maalesef elendim. Yani bir yere girebilmek için illaki bir torpil gerekli. Torpil olmadan hiçbir şey olmuyor. Özel sektörde de öyle. Torpil olmadan bir işe giremiyorsun. Herhangi bir işe girmesi için illaki bir torpil ya da bir tanıdığı olması lazım. O olmadan hiçbir iş olmuyor. Yani çoğu şey öyle. Sadece özel de devlet de öyle. Çoğu sektör öyle artık. Torpilde kamu, aile şirketleri ve medya başı çekiyor. Torpil baskısına uğramamak için gizli ilan veren işletme sayısı da oldukça fazla.